Her iki zincirin bir sözü var. Olayı çok güzel özetliyor. Ah evet. Biz ABD olarak neden güçlüyüz biliyor musunuz? Bizler aramızdaki vatan hainlerini öldürürüz. Diğer ülkelerdeki vatan hainlerini ise beslerim, birer kahramana dönüştürüp ülkelerinde önemli yerlere getiririz. Eyvallah. Bizim gücümüz buradan kaynaklanıyor. Şimdi bakın. Burada şu an konuşulmayan bir husus var. Gerek içerideki FETÖ'cüler, gerek dışarıdaki FETÖ'cüler, gerekse işte dış akıl ne istiyor, ne bekliyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir şey söyledi. Biz provokasyonlara hazırız. Şimdi hakikaten güvenlik analizleri yaparken hep kendimizi empati yapmak için karşı tarafın yerine koyarız. Doğru. Yani karşı tarafın yerine Türkiye'ye ne yapabiliriz diye hep düşünürüz. Ve o boşlukları bulursak da kamuoyuyla paylaşırız. Yaptığımız yöntemlerden bir tanesi budur. Bir tanesi de söylem analizidir. Tersten okuma metodunu kullanırız. Yani bunun çeşitli yöntemleri var. Evet. Üniversitede yüksek lisans dersleri verirken de bunları anlatıyoruz. Şimdi neyi bekliyorlar, ne istiyorlar diye baktığımızda, şimdi artık provokasyonlarla filan Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin özellikle dış güvenlik politikasında bir değişiklik yapabilmek mümkün değil. Artık biz bunu aştık. En son Kayseri ve olaylar. Aslında onun da öncesi de var. Bir sürü provokasyon oldu ama hepsini aştık. Ve yolumuzda kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli güç kapasitesi Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde. Bak şimdi böyle bir ülkeyiz. Evet. Ama şunu bekliyorlar. Erdoğan gitsin, kendilerine müzahir bir siyasi oluşum gelsin ve içeridekiler dışarı çıksın. Bakın bekledikleri şey bu. Eyvallah. Yüce milletimizin şu anki özellikle yıllardır süren ve ülkemizin gelişimini sağlayan siyasal istikrarın muhafazası konusunda çok dikkatli olması lazım. Elbette demokratik tercihtir. Eyvallah. Ama ülkemizi siyasi istikrar bakımından da ileriye götürmek birer vatandaşlık sorumluluğudur. Adamların bekledikleri bu. Ben söyleyeyim. Ulaşamayacaklar tabii ki. Çünkü her fırsatta yüce milletimize bunların ne alçakça planlar yaptıklarını, ne sinsi planlar yaptıklarını, kimlerle nasıl iş tuttuklarını bıkmadan, usanmadan tekrar tekrar anlatacağım. Doğru. Ama şimdi bilin ki hani tehlike geçmedi sözümüzün arkasında da bunun dolu olduğunu ve başta güvenlik bürokrasisi olmak üzere bu işin mücadelenin kararlılıkla ama sadece savcıya, hakime, polise değil. Bir üst devlet aklıyla koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğini de bir kere daha vurgulamak istiyorum. Çünkü tek başına yargı demek de tabii. Yanlış yani olur yani. Yani o yüzden Sayın Bakanımız gerçekten bakın açıkladığı rakamlar çok önemli rakamlar, çok önemli mücadeleler var. İlk gün bakın koşarak evinden çıkıp yakalama müzekkereleri verip polisin eline tutuşturan binlerce savcımız var. Onları saygıyla selamlıyoruz. Ama maalesef yani bu kriptoların renklendirilip IOT gibi açığa çıkarılması bir üst devlet aklıyla koordineli bir mücadele gerektiriyor. En son emniyette bir olay oldu ya, şu Ayhan Barokoplan soruşturması vesaire bile, onlarda bile mesela hemen acaba içeride bir yapılanma mı diye. Yani biz bugün Sayın Adalet Bakanı'nı ağırladığımız için hep böyle yargı üzerinden konuştuk ki hani ben bakana da söyledim, alınan çoğu kararda yani sadece siyasiler değil ya da gazeteciler değil, sıradan vatandaş da, kamuoyu da aynı tepki veriyor. Yani FETÖ'cüler mi var içeride, siz buna bakmıyor musunuz diye. Ama sadece yargı demek yanlış olur. Çünkü emniyette hayır, de aynı şey oldu. Eğitimde de vesaire. Yo, ben hani açıklama, izleyicilerimize açıklama olsun diye söylüyorum. Yani, buyurun. Biz sadece yargı demedik. Hatta YÖK Başkanı'na seslendim ben buradan. Evet. Üniversitelerde şu an yapılan ne var? Bak uyanık olun diye. Bak ben sana bir anekdot anlatayım. Buradan herkes payını alsın veya işte herkes bir ders çıkarsın. Yolda gidiyorum. Emekli bir orgeneralim. Hanımla yürüyoruz. Karşılaştık. Elini öptük. Hakkını helal et dedi. Dedim estağfurullah değerli komutanım, ben de ne hakkım olabilir ki size? Yok oğlum dedi. Ben dedi sen dedi anlatırken dedi, o zamanlar FETÖ tehdidini anlatıyorduk. Kırmızı halı dönemi. Herkesin böyle vel üstüne tuttuğu süreç. Bu CIA ajanıdır vesaire dedi. Bak bu işin arkası başka dediğinde dedi, biz senin dedi arkandan bu normal değil. Ondan sonra psikolojisi bozuk. Başka bir dünyada yaşıyor diye çok günahını aldık dedi. Ama dedi 15 Temmuz daha olmamıştı o zaman. Şimdi dedi süreçte dedi anladık dedi, hakikaten dedi haklıymışın, hakkını helal et dedim estağfurullah. Sohbet ettik. Giderken dedi ki şimdi ne olacak dedi, ne bekliyorsun, ne diyorsun dedi.
yastığınızın altına bir çakar almazı koyun dedim komutanım dedim. Hanımına döndü bak gene uçmaya başladı dedi. Herhalde 15 Temmuz gecesi kulağımı çınlatmıştır. Ne demek istediğimi anlamıştır. İzliyorlardı şimdi. Ben burada hamaset olsun diye söylemiyorum. Bak bir tehditten bahsediyoruz. Diyoruz ki böylesi az önce Sayın Bakanım dedi Kılcalılara kadar girmişler dedi. Bunu herkes söylüyor. Ben de ölüyorum. Ekrem abi de söylüyor. Vatandaş da söylüyor. Ya bunu sıradan herkes yani sıradan bir insan da söylüyor yani. Evet. Hatta şu tartışıldı. Benim hep espri konusu yaptığım husus. Yoksa diyorum hani devlet mi öldü devlet sızdı? Devlet FETÖ'ye sızdı yani öyle bir durum. Onu ben çok dinlendirdim. Hakikaten o kadar çok yani devlet ve paralize olmuştu ya. Bunu her yerde yani. Dile getirdik. Dedik ki ya bir işte gariplik var. Öyle bir tablo ortaya çıkıyor ki devlet örgütü sızmış. Şimdi o öylesine bir Kılcal'a kadar girmiş yapı 15 Temmuz sonrası 3-5 ayda 3-5 yılda temizleyemezsin. Temizlediğini zannedersen nesil yanılırsın. Nesil geçmesi gerekiyor demek ki. Nesil değişmesi gerekiyor. Nesil değişmesi. Bakın işte Sayın Bakan'ın söylediği yargıda yapılmaya çalışılan şey biraz da o. Nesil değişmesi. Neden? Eskiyi tümüyle yok edemezsin. Yani hepsi hadi kardeşim sizi göndereyim ben burayı yeniden oluşturuyorum diyemezsiniz. Tabii. Ne yaparsınız? Süre içerisinde yeni savcıların, yeni hakimlerin işte Adalet Akademisi ardından 2-3 sene yardımcılıkla falan yetişmesi bu bir nesil değişimi değilse bile nasıl diyeceğiz? Kuşak ciddi. Orada da şey oluyor Ekrem Hocam biliyorsunuz o FETÖ yargılamalarının başladığı dönemde de hükümeti çok eleştirdiler ya. Siz herkesi FETÖ'cü diye yargılıyorsunuz aslında. Yani hiç alakası olmayan adamlara da siz FETÖ'cü diyorsunuz. Ama o da bir taktiktir ha. Yani şey o da çünkü bir şey o da bir vebal eğer hani bunu yapılıyorsa bu da bir vebal çünkü. Valla burada işin aslı şu. O dönemde 15 Temmuz sonrası kurunun yanında yaş dayandı falan filan diye şeyler oldu. Hı hı. Belki doğruydu ama bakın sürecin bugüne kadar gelen bölümünü Sayın Bakan çok iyi anlar. Hı hı. Yargılamalar şunlar bunlar olağanüstü hal vardı sonra değişik dönemler vardı ama tümüyle hukuki düzene girildiğinde devletin FETÖ ile bağlantı olarak belirlediği bir takım kriterlere uymadığı anlaşılan bir takım insanlar çıktı. Ha bunların içinde kriptolar şunlar bunlar falan filan da vardı belki. Ama ben yine de şu kanaatteyim. Bakanın konuşmalarından biraz da bunu hissettim. Ne o? Devlet hukuk sistemine geçtiği andan itibaren Danıştay'ın falan bir takım kararlarına uymak zorundadır. Hı hı. Onlara uydu ama uyduğuna pek içine sinmeyen konularda hala bir takım yollar araştırıyor. Ama burada benim yine aldığım mesaj da şu oldu. Belki hepimizin kaygı duyduğu hususun arka planı bu. Hı hı. Buna rağmen aldığımız insan da gözümüzün önündedir. Neden? Şu anda FETÖ reflekslerini gösterecek birisi çok kolay bence anlaşılabileceğini, açığa çıkacağını bileceği için ya iyice uykuya yatacaktır. Birisi kendisini kullanmaya kalktığında da işte o nedir şeyli telefonlarla falan ankesörlü telefonlar hikayesinde olduğu gibi zaten tespit edilecektir. Yani biraz önce Eray Bey galiba çok güzel bir şey söyledi. Hı-hı. Devlet bir örnek verelim. 2013 Gezi olaylarında devlet sosyal medya üzerinden yapılabilecek bir kalkışma girişimi konusunda ya gafil avlandı ya da öyle gözüktü. 17 Haziran 1993'te Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı o zaman. Yeter artık dağıtın bunları dediğinde onlar dağıtılırken 70 vilayette olmuştu artık. Dağıtılırken Eylül'de gel şarkısıyla gittiler. Bu neydi? Biz Eylül'de tekrar buralardayız. Ne o? Türkiye'nin gelişmesini önleyecek tekliflerimizle tekrar karşınıza çıkıp asayişi bozacağız, ortalığı berbat edeceğiz mesajıyla gittiler. Eylül'de ben kaygı dolu bir bekleyişte diyelim bekledim. Gelen giden olmadı. Ha dedim benim devletim bu Eylül'de gel mesajlarını veren arkadaşları tespit etti, yakaladı ve herhalde kulaklarını çekti diye düşündüm. Bakın Kayseri'de, Antep'te ve Konya'da da bir şeyler oldu. Sonra Suriye'nin kuzeyinde devam eden olayların arka planında yani birileri arabalarla birilerini taşıdı. Sonra Sayın Bakan da açıkladı. Yakalananlardan çoğunun adli sicili olan ve saçma sapan suçlar olan kişiler olduğu anlaşıldı. Şimdi eğer bu bir gafil avlanmaysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti bundan böyle bu tür şeyler yapacak arkadaşların hatırını sorma konusunda bence artık gaflete düşmeyecektir kesinlikle. Evet. Ya da çok affedersin önemli. Bir bakın, cümle daha. Devlet erkanı da artık bir durumsal farkındalığa erişmiş vaziyette. Yani o yüzden ne çok yani dikkate almamak gerekiyor ama ne de çok büyütmemek gerekiyor. Evet. Arada bir yerde. Burada mesele
sabırla mücadeleye bir üst devlet aklıyla devam edebilmek. Ve en önemlisi sizin söylediğiniz şey, çünkü baştan beri konuştuklarımızın temel neticesi şu: Türkiye'nin Türkiye'lilere bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanan dış mihraklar şu an baktıklarında bunun en önemli engeli olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı görüyorlar. Söylediğiniz gibi ya bunu bir türlü başka türlü halledemedik. Bunu işte Biden'ın vaktiyle dediği gibi muhalefetle işbirliği yaparak falan devrelim hesapları var. Dolayısıyla insanımızın gerçek manada bu ülkenin, bu ülkede kimin yerli, kimin milli olduğunu, kimin bu ülke için çalıştığını anlaması, değerlendirmesi ve siyasi kararlarını verirken de buna çok dikkat etmesi. Bizim de elden geldiği kadar bu konudaki doğruları insanlara aktarmamız galiba en önemli husus. Ekrem Hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Bitti yayına mi yoksa? Bitirdik valla, süre bitti. Sayın Ekrem Kızıltaş çok teşekkür ederim. Sayın Coşkun Başbuğ çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Eray Güçler çok teşekkür ederim. Teşekkür bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Bugün satır arasında stüdyomuzu 8. yılında 15 Temmuz'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İstanbul'un en güzel noktasına, ama tabii ki o gece yaşananları, o günü bir kez daha hatırlamak adına buraya taşıdık ve akşam saatlerinden bu yana da yoğun bir yayın akışı gerçekleştirdik. Bugün Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ağırladık ve herkesin aklındaki bu yargılama süreçlerini ve gelecek döneme ilişkin beklentileri konuştuk. Çok teşekkür ediyorum sizlere bizi bu saate kadar izlediğiniz için. Kameranın arkasında çok kalabalık bir ekip var. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün teknik ekibe, Merve'ye, bizi burada susuz bırakmayan sevgili arkadaşlarım, editör arkadaşlarım Hüseyin'e, Serkan'a, Kerem'e, yönetmenim sevgili İbrahim'e, adını sayamadığım herkese zorlu bir yayın geçirdik. Merkezdekilere de çok teşekkür ediyoruz. Bugün kalabalık bir ekiple satır arasını bu gece burada noktalıyoruz. Pazartesi günü, onu da tekrar hatırlatayım, gün boyu özel yayınımız devam edecek. Yine bütün ekip burada olacağız. Gün boyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kez daha 8. yılında şehitlerimizi anacağız. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. 250'den fazla kişi hayatını kaybetti. O gece bir kısmı da buradaydı. Birçoğu da Ankara'daydı yine aynı şekilde. Kalanlarına, ailelerine, yakınlarına tekrar başsağlığı diliyoruz. Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Çok teşekkür ederiz bu gece bizlerle olduğunuz için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.